Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle piyadenin komutan kasma ile ilgili yol haritası ne şekilde olmalı, birazcık bunlardan söz ediyor olacağız. Şimdi dostlar, öncelikle oyuna yeni bir güncelleme geldi ve güncelleme sayesinde elde edebileceğimiz elmaslar birazcık sınırlandırıldı. Yani eskiden barbar keserken, mardars keserken elde ettiğimiz elmaslar anlamında artık sıkıntılar yaşıyor olacağız. O anlamda yol haritasında birazcık değişiklikler mevcut. Şimdi biz daha öncesinde ne diyorduk? İşte Richard'ınızı ilk 3 becerisini 5 yapın diyorduk mesela. İyi bir krallıktaysanız. İyi bir krallıkta değilseniz de 5-5-1-1 yapıp bırakmanızı öneriyorduk piyade için. Aslına bakarsanız elmasa erişiminiz, yani free to play değilseniz elmasa erişiminiz birazcık daha varsa, işte bu tedarik elmas paketini falan alıyorsanız, Richard'ınızın ilk 2 becerisini, ilk 3 becerisini 5 yapmanızı, çarkınızı o şekilde çevirmenizin herhangi bir sakıncası yok. Richard'ın 38. günde gelmesinden dolayı da bu şekilde bir tercih eğiliminizin olması iyi. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama free to play bir hesap için artık Richard'a çok fazla yatırım yapmak bir soru işareti. Çünkü elmas kazanımınız az olduğu için çarktan oynasanız VIP'den çok geriye düşeceksiniz. Richard evet ilk zamanlarda çok güçlü ama işte sonrasında oyundaki etkisi o kadar şey değil. Ön saf hero'su olarak kullanıyorsunuz veya çoklu barbarda kullanıyordunuz. Elmaslar düşürüldüğü için çoklu barbarda artık insanlar üşeniyor. Çok fazla Richard'a ihtiyaç duyma gibi bir şey olmuyor. Hani nerelerde hala kullanılabilir? İşte frontline olarak, ön saf komutanı olarak kanyonda kullanmaya devam edeceğiniz bir komutan. Etkinliklerde yine ihtiyacınız olabilme ihtimali var tanklarından dolayı. Yine ihtiyaç durumunda Richard'ı tercih edeceksiniz. Ama ben şu anki oyunun geldiği halden dolayı Richard'a fazla fazla yatırım yapılmasının doğru olacağını düşünmüyorum artık. Çünkü oyun bunu engelliyor. Yani free to play bir hesap için veya harcayan bir hesap için oyun bunu sekteye uğratıyor. O anlamda yani 5-5-1-1 güzel bir seçenek. Eğer hesabınız iyi durumda, para yatıracaksınız, fullemeye kadar da gidebilirsiniz. Kendi durumunuza göre buna karar vermeniz gerekiyor artık Richard'a. Sizin için artık hayati olan iki tane komutan söyleyeceğim. Piyade oynayacak hesaplar için. Okçu için de bu geçerli. İskender YSG yapmanız gerekiyor dostlar. İskender'i de YSG'yi de maxlamanız gerekiyor. Çünkü İskender YSG alanda gerçekten çok güzel raporlar alabileceğiniz, güzel hasarlar atabileceğiniz, hızı da yüksek olan bir ikili olduğu için güzel savaşlar yapabilirsiniz. Ben 4. KVK'yı bitirmiş durumdayım ve şu anda hala İskender YSG ile alanda savaşıp çok mutlu, mesut bir şekilde yaşama devam ediyorum. Herkese İskender YSG'yi öneririm. Gelelim Martel'e. Martel 65. günde valiye geliyor. Vali ile ilgili işte erken bir vali olduğu için daha önce Martel videosunda da bahsetmiştim. İntikal izi komutanlarıyla alanda oyunu çok fazla bilen insan yokken farmcılarını keserek validen biraz kafa tırtıklamaya çalışabilirsiniz. Ama onun dışında Martel'i altın anahtardan 5-5-1-1 olana kadar ki sürecini beklemeniz, sabretmeniz gerektiğini söyleyelim. Bir Martel videosunda da daha detaylı bahsediyoruz. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Martel'den sonra neye değineceğiz? İskender'e ve Konstantin'e değineceğiz. İskender'le ilgili zaten söyleyeceğimizi söyledik. İskender YSG sizin için önemli. Bence bir piyadenin ilk fullemesi gereken iki komutan İskender YSG. YSG erken geldiği için YSG'yi fullemeye direkt gidebilirsiniz ve fulledikten sonra Alex'e dönüp 5-5-1-1 yaptıktan sonra Alex'i kullanıma sokabilirsiniz. Ya da ilk iki becerisini 5-5-1-1 yapar beklersiniz. Alex gelince Alex'i fulleyip ondan sonra YSG'ye döner. YSG'yi fullemeye çalışırsınız. Gayretiniz o yönde olur. Bu sizin hesabınıza, satın alımınıza veya free to play oluşunuza, bulunduğunuz krallığın KVK kazanımına, kaybedişine, balinalarınızın alışverişine, o balinanın kalitesinden dolayı günlük gelen altın sandığa kadar her şeyi değiştirecek bu anlattığım şeyleri yol haritasında. O anlamda sadece genel olarak bu yol haritasından bahsediyorum aslında bakarsanız size. Bu ikiliyi yaptıktan sonra Konstantin'le ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi Konstantin bir hesabınızda olması gereken bir komutan mı? Aslına bakarsanız bir noktada olması gereken bir komutan. Nerelerde işinize yarıyor? Şimdi öncelikle 5-5-1-1 yaptığınızda Konstantin'i rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Arkasına bir jandark atıyorsunuz ve alınan hasarı %10 azaltma etkisiyle birlikte alanda kıtalarınızı hafif bir supportifli etki yaratıp dikkat dağıtıcı bir kıta olarak da odak alırsa birazcık hastanenizi şişiriyor ama hasar vuran komutanlarınızın odak almadığı anlarda Konstantin alanda bir miktar size hasar getiriyor. Free to play hesaplar için çok fazla fullemeye gidilecek bir komutan değil. Ama para harcayan bir hesabınız varsa Konstantin'i Martel'in arkasında kullanıp garnizon yapmak için balinaysanız kullanabilirsiniz. Gayet verimli bir şekilde uzun süre kullanabileceğiniz bir ikili. Konstantin o anlamda kasılabilir. Ama oyunun giden noktası birazcık şey, ilerleyen aşamada gelen komutanlar işte bu Zenobyalar vesaireler falan filan oyuna daha geç dahil alıyorlar ama siz göçle onları elde edip geri gelme gibi bir opsiyonunuz olduğu için Konstantin'e, yine Konstantin'i fulleyecek şekilde bir sürü vali alacak kadar para harcayacak bir durumunuz yoksa fulleme yönünde adımlar atmanızı çok fazla önermiyorum.
Yani yine de bir 5-5-1-1 yapılabilir bir komutan. Çünkü kanyonda gerçekten meta olan bir komutan. Yani Konstantin'in arkasına jandar koyuyorsunuz. Hem frontline'ınızı ön saf komutan olarak güzel bir şekilde durduruyor. Ve işte Jean d'Arc'ın buff'ını, statları çok yüksek olan bir komutan olduğu için, çok uzun süre size sağladığı için Jean d'Arc'ın buff'ını, üstünlük kazanıyorsunuz. Birçok rakibinize göre üst sıralarda yer alabiliyorsunuz. Kanyonun şöyle bir artısı var. Özellikle kayıp kanyonda işte daha fazla puan elde edip daha fazla ekipman kasmanız gibi artıları var. Normal kanyonda da belirli bir ilk ona girme seviyesine sizi belirli bir yerden sonra Konstantin götürmeye başlayacak. Yani Konstantin'i yapacağınız zaman geldiğinde oralarda işte ilk onda sürekli durmanızı sağlayacak, ilk 5'e girmenizi sağlayacak bir seviyeye getirdiği zaman Konstantin sizi, altın anahtarı düzenli olarak günlük kazanma anlamında yardımcı olacak sizin hesabınıza. O anlamda o noktalara geldiğinizde tercih edebileceğiniz bir komutan, ama çok böyle işte Konstantin geldi, ben Konstantin'i işte validen şöyle alayım alayım falan gibi işte free to play bir hesabın düşünmesi ve çırpınması gereken bir şey değil. Konstantin'e o anlamda çok fazla yatırım yapmanızı önermiyorum free to play'ler için. Para harcıyorsanız dediğim gibi 5-5-1-1 de yapabilirsiniz. Valilerini çok rahat alabiliyorsanız da Fulya'ya gidebilirsiniz. İskender'i zaten söyledik. Bir sonraki nesilde Chark'tan gelen Guan'dan bahsedelim. Şimdi dostlar, Guan 3. KVK'nın başında, yani başlarında, hafif böyle ortasına doğru bir zaman dilimine doğru geliyor olması lazım. Şimdi Guan'ın şöyle bir durumu var. Guan ilk becerisi 5 olduktan sonra, o dönemde de çok böyle Guan'a odak vermenin önemli bir şey olduğunu bilinmediği için, hasar da yüksek olduğu için, güzel işler yapabilen, güzel killer kasabilen bir komutan ve 5-5 5-1-1-1 iken alanda da yine güzel şekilde kullanabileceğiniz bir komutan olduğu için, ben hani herkesin nacizane Guan'ı araya sıkıştırabileceğini düşünüyorum. Hani 5-1-1-1 yaptıktan sonra hala İşte kasmıyorsanız bir komutan, işte Alexei SG'nizi bitirdiyseniz, herhangi bir şekilde bir komutana gitmiyorsanız Guan'a devam etmeniz lazım. Guan çünkü sizin için önemli bir komutan. Yani hasar çıkartan temel komutanınız. Guan'ı maxlayın. Bir an önce maxlayın. Güzel hasar çıkartıyor. Guan'ı neylerle kullanabilirsiniz? Guan'ı Santuzu ile kullanabilirsiniz. Yeri geldiğinde çok odak alacaksa Martell'le kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bir 5-5-1-1 şeklinde Leonidas yaptıysanız Leonidas'ta da kullanabilirsiniz. Guan'la birlikte gelen komutan Leonidas'tı. Leonidas'a da biraz değinelim. Şimdi dostlar, Leonidas'ın tercihi açısından full max bir Guan'ın ustalık becerisini devreye sokması, %50 canın altına düştükten sonra devreye girdiği için çok fazla tercih edilmiyor. Yani herkes böyle işte Leonidas'ı kasayım falan gibi bir duruma gitmiyor. Ama şunu unutmayın dostlar, ikinci becerisi %30 savunma veriyor. Öfke hızını çok %15 oranında hızlı bir şekilde doldurmasını sağlıyor. Guan'ın bildiğiniz üzere hasarı çok yüksek. Bu onun için önemli. Aynı zamanda Guan çok fazla odak alıyor. Çünkü ilk becerisinin verdiği sustur etkisinden dolayı ve hasarının yüksek olmasından dolayı insanlar 3. KVK'dan sonra, özellikle 4. KVK'dan itibaren çok fazla Guan Yu'ya odak vermeye başlıyorlar. Çok fazla saldırmaya başlıyorlar. Bu anlamda ona birazcık tanklık kazandırmanız gerekiyor. İkinci becerisinden %30 savunma ve ilk becerisinden de beceriyi kullandıkça %30 sağlık alması onun için önemli bir özellik. Aynı zamanda ekstradan hasar faktörü kazandırıyor. Susturma atıyor. Guan susturma attıktan sonra %50 hasar bonusu kazanıyor Leonidas sayesinde. O da çok güzel bir şey. Sağlık bonusu hastanenizin dolma oranını düşürecektir. Yani hastaneye düşen ağır yaralı askeri azaltacak bir bonus. O anlamda Leonidas'a ihtiyacınız var. Yani Leonidas'ı en azından 5-5-1-1 yapacak şekilde kullanmanız lazım. Kanyonda da yine sizi üst sıraya taşıyacak bir komutan. Aynı şekilde şeyle kullanmasanız bile Leonidas'ı, Guan Yu ile kullanmasanız, Martell'le veya Alex'le başka bir şeyle kullansanız bile, hani çok güzel verim alabileceğiniz, birinci komutan bile yapabileceğiniz bir komutan. Çünkü piyade savunma ağacı olan bir komutan olduğu için, biraz da hasarı ve statları güzel olduğu için verimli bir şekilde alanda kullanabileceğiniz bir komutan. Guan Yu'yu hallettikten sonra ben size Leonidas'ı kasmanızı öneririm. Leonidas'ın ilk iki becerisini 5 yaptıktan sonra bu becerisiyle, yani 3. becerisiyle 4. becerisini aynı anda açın. 4. becerisi daha çok tercih edilen bir beceri çünkü hasar bonusu veriyor ve hasar bonusu stacklenebiliyor. Yani bu 4 kez stackleniyor olduğunu söylüyor burada. %10'u 4 kez stacklediğinizde %40 hasar bonusu veriyor. Karşı saldırı, saldırı ve işte beceri hasar bonusunuza bu şekilde stackli bir hasar veriyor olması, yine aynı şekilde Leonidas'ın Guan'la kullanılışının çok çok yüksek seviyelere çıkması anlamına geliyor. İlerleyen aşamada ne oluyor? İlerleyen aşamada karşımıza Herald ve Zenobia geliyor. Herald ve Zenobia geldiğinde sizin hesabınızın seviyesi, gelişkinliğiniz, ekipmanlarınız, işte gücünüz ne alemde olduğuna göre değişecek bir tercih aşamanız olacak. Şimdi Herald'ı open field yapmaya devam edecek bir hesapsanız, piyade olarak işte alanda savaşıyorsanız, garnizon komutanlarınızı kasıp
birliğinize, krallığınıza, garnizon olarak hizmet etmeye başlamadıysanız veya böyle bir eğiliminiz yoksa, ki free to play'ler için bu çok kolay olmuyor. Çünkü garnizon komutanlarının güzel özellikli ekipmanları, öncelikli olarak özellikli mor ve işte bir miktarda birkaç tane en azından sarı ekipmana gitmeleri gerektiği için free to play'ler bunları çok fazla sağlayamayabiliyor. O anlamda Herald için şunu söyleyebilirim. Alanda savaşmaya devam edecekseniz Herald sizin için çok öncelikli bir şey. Ama siz bahsettiğim garnizon olmak için gereklilikleri sağladıysanız Zenobia'yı bir şekilde validen elde edip Zenobia YSS ikilisini kullanmanız lazım. YSS de şurada. Çünkü garnizon hesaplar için şu anda oyunun en güçlü ikilisi Zenobia YSS. Garnizonda çok güzel işler çıkartıyor Zenobia YSS. Osiris Ligi'nin son sezonunu izlediyseniz Zenobia YSS'nin garnizonda aslında ne kadar sağlam durduğunu, mid lane'e gitmeden önce garnizona Zenobia YSS koyup Reinforce'la falan uğraşmadan mid lane'de Zenobia'nın iyileştirmeleriyle kalabalık kıtalarla gidip garnizonlarla uğraşmadan üstünlük sağlayabiliyorlar. Bu şekilde bir artısı var. Eğer garnizona geçmeyecekseniz de zaten Zenobia'yı kasmanıza gerek yok. Zenobia bir garnizon komutanı ve garnizonda kıymetli olan bir komutan. Sizin garnizona yönelik bir adımınız veya eğiliminiz yoksa da Herald'ı alın, mümkün olunca çarkına asılın ve sonrasında Herald'ı kullanmaya başlayın derim. Herald'ı kimlerle kullanabilirsiniz? Herald'ı birinci komutan olarak kullanacaksanız arkasında Leonidas da çok güzel verim veriyor. Eğer ikinci komutan olarak kullanacaksanız da Alex'in arkasında yine aynı şekilde verim verebilen bir komutan. Kombinlerinizi ona göre değerlendirebilirsiniz. O şekilde adımlar atarsınız. Şu an için oyunda başka bir piyade komutan yok. Hani şununla şunu değiştirin, şöyle yapın, böyle yapın falan filan diyebileceğimiz çok bir şey yok. İlerleyen aşamada işte komutan tercihlerinde sıkıntıya düştüğünüz yerlerde işte Herald'la Leonidas'ı kullanmaya başladığınızda işte Mehmet'i tutup işte Huan Yun'un arkasında kullanabilirsiniz. Mehmet benim oyunun bana verdiği ilk efsanevi komutan olduğu için durumu şu anda bu halde. O yüzden ben bu tercih noktasına gidemiyorum ne yazık ki. Çünkü oyunun ilk haftasında ben daha oyuna dair hiçbir şey bilmezken oyun bana bunu verince ben bunun level'ını arttırdım ve bu hale geldi. Hala düzelmedi. O anlamda da dikkatli olun derim komutanların level'ını arttırırken. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Koşullar çok farklı, değişkenleri çok farklı olduğu için mümkün olduğunca geniş tutmaya çalıştım bahsettiğim konuları. Eğer hala aklınıza takılan bir şeyler varsa, yani kafanızdakileri cevaplandıramadığımız bir şeyler varsa lütfen yorumlarda sorun. İçeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz kanala abone olup yine bana destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.